Kerametin hak olduğuna dair eserimizin 6. dersindeyiz. Bu dersimizde Kasas suresinin 7. ayetini tahlil edeceğiz. Bu ayet-i kerimede şöyle vurgulmuş. Estaizu billah ve uhayna ila ummi Musa en arzi'i Musa'nın annesine onu emzir diye vahyettik. Fe izah hifti aleyh onun aleyhinde bir korku hissettiğinde de فَاَلْق۪يه۪ mi O'nu denize bırakır Bu ayetin açık beyanıyla Hz. Musa'nın annesi evladını bir sandık içinde denize bırakıyor. Firavun'un ailesi Hz. Musa'yı buluyor ve evlat ediniyor. Kısanın detayını tefsir kitaplarına havale ediyoruz. Şimdi bu hadise üzerinde biraz tahlil yapalım. Birinci sorumuz şu. Bir anneye evladını denize bırak diye ilham edilmesinin öfte emsali var mıdır? Yine bir annenin evladını denize bırakmasının ve o evladın sağ salim kurtulmasının benzeri var mıdır? Siz böyle bir hadise gördünüz mü veya duydunuz mu? Herhalde görmemiş ve duymamışsınızdır. O halde bu hadise öfte emsali olan bir hadise değildi. İkinci sormuş şu. Madem öfte emsali yok o halde buna mucize diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. Çünkü mucizeler peygamberlere hastır. Hazreti Musa'nın annesi ise peygamber değildir. Üçünü sormuş şu. Bu olaya mucize diyemiyorsak ne diyeceğiz? Adını koymamız lazım. Öfte emsali olan bir şey değil. Mucize değil. Peki öyleyse adı ne? Biz Hz. Musa'nın annesine ikram edilen bir keramettir diyoruz. Hadi kerameti kabul etmeyenler bu hadiseye bir isim bulsunlar. Eğer şöyle derlerse bu keramet olmaz. Çünkü Hz. Musa'yı denizden kurtaran Allah'tır. Hz. Musa'nın annesi değildi. Buna cevaben deriz ki iyi de biz kerameti insan yaratır demiyoruz ki. Birinci dersimizde şöyle demiştik. Kerameti yaratan Allah'tır. Velinin bu yaratmada hiçbir müdahalesi yoktur. Allah'tan başkası zerre miskal fiile fail olamaz.'' keramet kulun makbuliyetine işaret olsun diye Allah tarafından yaratılan olağanüstü hadisedir. Bazen velinin duası hürmetine yaratılır. Bazen de veli istemeden hatta farkında olmadan Allah tarafından ona ihsan edilir. Biz kerameti böyle tarif etmiştik. Hazreti Musa'nın annesine ilham edilmesi, ve Hazreti Musa'nın denizden sağ salim kurtulması bir keramettir. Elbette Hazreti Musa'nın annesine ilham eden Allah'tır. Hazreti Musa'yı kurtaran da Allah'tı. Bu hadise Allah'ın kudretiyle vuku bulmuştur. Lakin Allah'ın kudretiyle vuku bulması bu hadiseyi keramet olmaktan çıkarmaz. Bu hadise olağanüstü bir hadisedir. Veli bir zatın elinde zuhur eden olağanüstü hadiseye keramet denir. Kardeşlerim dersimizi burada tamamlayalım. Bir sonraki derste meselemizin altıncı delilini işleyeceğiz. O derste buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun.